Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda homoseksüelliği öven ifadeler. Önemli açıklama: Bu filmde yer alan sözler Mevlana'nın şahsına ait olmayabilir. Bir başka kişi tarafından sonradan bu kitaplara dahil edilmiş de olabilir. Ancak filmde de göreceğiniz gibi Mevlana'ya atfedilen sözler açık olarak erkek erkeğe ilişkiyi, çocuklara tecavüzü ve her türlü cinsel sapkınlığı övmektedir ve İslam adına bu sapkın düşüncelerin yayılması büyük bir tehlikedir. Bu sebeple söz konusu bölümlerin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitaplardan çıkarılması önemlidir. Allah, Kur'an'da homoseksüelliği hayasız bir çirkinlik olarak bildirmiş ve haram kılmıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lutta kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerinde homoseksüelliğin en korkunç fiillerden biri olduğunu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin en korkuncu Lut kavminin işidir, homoseksüelliktir. Dolayısıyla bir Müslümanın homoseksüelliği övmesi asla söz konusu olamaz. Ancak bazı ülkelerde bir takım kişiler tarafından Rumilik adı altında Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplardaki bu bölümler kullanılarak homoseksüellik sözde meşrulaştırılmaya çalışılmakta, Müslümanlara Kur'an'a uygun olmayan bir İslam anlayışı telkin edilmektedir. Bu tehlikeye karşı tüm İslam aleminin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi hayati önem taşımaktadır. İri adamın erkek çocuğuna tecavüzünün övülerek anlatılması, çocuk tecavüzlerinin ve homoseksüelliğin bu kadar yaygınlaşmasında bu ve benzeri hikayelerin sanki normalmiş gibi anlatılmasının katkısı vardır. Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kast eder diye çocuğun yüzü sarardı. Adam dedi ki, güzelim, emin ol, sen benim üstüme bineceksin. Ben korkunç görünsem de aldırış etme. Bil ki ben bir deveye biner gibi bin Hem homoseksüellik hem de küçük çocuğa tecavüz sanki sıradan bir olaymış gibi anlatılmaktadır. Allah'ın kesin olarak haram kıldığı bir sapkınlığın dini eser olarak bilinen bir kitapta böyle övülür şekilde anlatılması ibret verici bir durumdur. İslama göre homoseksüellik Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen, haram olan bir davranıştır. Allah ayette şöyle buyurmuştur: Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dedi ki: Gerçekten ben sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım. Gerdek gecesi, bir erkek çocuğunun kadın kadına sokulmasının makul bir olaymış gibi anlatılması. Ondan sonra gerdek gecesi, bir genci kadın gibi kınaladılar. Eline, bileğine, gelin gibi kına yaktılar. Köleye tavuk gösterdiler, horoz verdiler. Başını örttüler. O gürbüz gence güzelim gelin elbiseleri giydirdiler. Bir erkek çocuğunun kadın gibi nasıl süslendiği detaylar verilerek anlatılmaktadır. Bu şekilde erkek çocuklarının homoseksüel ilişkilerde kullanılması adeta imrendirilmektedir. Yalnız kalma çağında genç hemen mumu söndürdü. Hintli köle öyle güçlü kuvvetli bir gençle yapayalnız kaldı. Hintlicik bağırıp duruyordu ama tef çalanların gürültülerinden feryadını dışarıdan kimse duymuyordu. Tefin çalınışı, el çırpış, erkeğin kadının naraları kölenin feryadını bastırıyordu. Genç gündüz oluncaya dek o Hintliceyizi harap etti. Zavallı köpeğin önündeki un torbasına döndü. Dini eser olarak bilinen bir kitapta böyle sapkın bir anlatımın yer alması, İslam'ın yerine haramların helal sayıldığı, her türlü sapkınlığın meşru görüldüğü yeni bir din anlayışını yerleştirmeye çalışma imajını vermektedir. Tüm İslam aleminin bu tehlikeye karşı dikkatli olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Lut kavminin iğrenç fiilini, homoseksüelliği işleyen kimse lanetlenmiştir. Bir adam ve birlikte olduğu oğlanla sohbeti. Adamın biri bir oğlana kötülükte bulunurken, oğlanın belindeki hançeri görüp, bu neden diye sordu. Çocuk, birisi benim hakkımda kötü düşünce hesaplanırsa, onunla karnını deşerim dedi. Oğlancı adam, hem işin hem de şükür Tanrı'ya ki ben sana kötülük düşünmüyorum diyordu. Hem bir erkek çocuğu tecavüze uğramakta, hem de bu sapkınlığı yapan Allah'a şükretmektedir. Böylece insanların bilinçaltına homoseksüelliğin İslam'da sözde meşru olduğu yalanı telkin edilmektedir. Bir oğlancı evine bir oğlan götürdü. Onu baş aşağı edip koyuldu. Böyle iğrenç bir sapkınlığın bu şekilde adeta övülerek anlatılması hiçbir Müslüman tarafından kabul edilemez. Halkın ve gençlerin ahlaki değerlerini bozan, homoseksüelliğin teşvik edilmesine sebep olan bu tip anlatımların söz konusu kitaplardan çıkarılması gerekir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah erkekle cinsi temas kuran erkeğin yüzüne bakmaz. Onu rahmetinden kovar. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Siz gerçekten kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz yaptığı şeyi bilmeyen bir kavimsiniz. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnızca karısı hariç. Onu geride azap içinde kalanlar arasında takdir ettik. Derviş genç oğlana sarkıntılık ediyor. Bekçinin korkusundan o iki delikanlı o bekar odasında kaldılar, orada uyudular. Bekarlardan bir oğlancı gece vakti kalabalığın içinden kalktı. Yavaş yavaş yürüdü. İştahlı bir halde oğlanın yanına gelip kerpiçleri bir tarafa koydu. çocuğa elini uzatınca çocuk yerinden sıçradı. Bu anlatımlar homoseksüelliği ve tecavüzü sanki günlük hayatın bir parçasıymış gibi göstermektedir. Allah'ın haram kıldığı bir zulmün İslam'ı anlattığı iddia edilen bir kitapta böyle övülmesi büyük tehlikedir. Bir avuç ile geçinmeye çalışan derviş gözlerinden erkeğin akarak elleriyle ellerini sıkarak bana yüz tuttu. Namuslu oldun mu gizli gizli bakar? Neriyle oynarlar? Sonuçta ne kadınlardan kurtulabiliyorum ne erkeklerden. Ne yapayım bilmem. Ne bunlardanım ben ne onlardan. İslami gibi görünen bir kitapta küçük erkek çocuklarına tecavüz etmenin normalmiş gibi anlatılması ciddi bir fitnedir. Küçük oğlan çocuklarını gören insanların gözünün dönmesini makulmuş gibi göstermeye çalışan böyle sapkın tarifler hem toplumun hızla dejenere olmasına hem de insanların İslam'dan uzaklaşmasına sebep olacaktır. İslam'a göre homoseksüellik, Kur'an'da ve hadislerde iğrenç bir çirkinlik olarak bildirilen haram olan bir davranıştır. Allah ayette şöyle buyurmuştur. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lutta kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Bir erkeğin kadın kılığına girip hamamda bir kadına kendi ******'larını <laughs> elletmesi. Açıklama: Bu sözdeki ifadeler yakışıksız olduğu için uygun hale getirilmiştir. Bu hikaye ahlaki değerlere sahip toplumda asla yaşanmayacak ahlaksız bir eylemin sanki normalmiş gibi anlatılarak meşrulaştırılması imajını vermektedir. Kadın erkek herkes minberin dibine toplanmıştı. Cuha da bir çarşaf giyip yüzünü örttü. Kadınlar arasına karıştı. Kimse onu tanımıyordu. Bir erkeğin kadın kılığına girmesinin normalmiş gibi gösterilmesi büyük bir anormalliktir. Bir kadın vaiz edene gizlice sordu. Cinsel organ bölgesindeki tüyler namazın bozulmasına sebep olur mu? Vaiz dedi ki, uzun olursa namaz mekruh olur. Kadın, ne kadar uzun olursa namazın kabul olmaz dedi. Vaaz eden dedi ki, bir arpa boyu uzun olursa tıraş etmek farzdır. Cuha, hemen kız kardeş dedi. Bak bakalım, benim cinsel organ bölgesindeki tüylerim o kadar olmuş mu? Tanrı rızası için elini uzat da bir yokla. Bakalım mekruh olacak kadar uzamış mı? Yanındaki kadın, Cuhan'ın şalvarına el atar atmaz eline erkek geldi. Derhal şiddetli bir nara attı. Hoca, sözüm gönlüne tesir etti dedi. Cuha dedi ki, hayır, gönlüne tesir etmedi, eline tesir etti. Bir erkek kadın kılığına girerek kadınlar arasında karışmakta ve kadınları taciz etmektedir. Böyle gayri ahlaki bir durumun olağan bir olay gibi anlatılması tasvip edilemez. Bir kadının eşekle cinsel ilişkiye girmesini anlatan sapkın hikaye bir hayvanla cinsel ilişkiye girmek gibi büyük bir sapkınlık adeta sıradan bir olaymış gibi anlatılmaktadır. Küçük erkek çocuklarına tecavüzün, kadınlara tacizin, kadınların hayvanlarla cinsel ilişkiye girmesinin normalmiş gibi gösterildiği bu tip hikayeler toplum ahlakında büyük tahribata sebep olur. Eşek kendisine ölçülü yaklaşsın diye kabağı eşeğin ne takardı. Yakınlaşma zamanında a yarısı a diye bu işi yapmaktaydı. Çünkü eşeğin a tamamıyla rahmi de paralanırdı, damarları da. Eşek erkekler kadınlara nasıl yakınlaşırsa aynen onun gibi halaya yakınlaşmış, işini deydi. Kadın hasede düştü. Anlatılan hikayede sapkınlık o derece büyüktür ki kadınlar arasında eşekle cinsel ilişkiye girme konusunda kıskançlık yaşanmaktadır. Bu derece gayri ahlaki bir hikayenin normalmiş gibi anlatılmasındaki anormalliği tüm Müslümanların görmesi gerekir. Eşeği çeke çeke ahırın ortasına getirdi. O erkek eşeğin altına yattı. Eşek ayağını kaldırıp a**ını daldırdı. Eşeğin a**ından kadının içine bir ateştir düştü. Alışmış eşek kadına abandı. A**sini ta kadar sokar sokmaz kadın da geberdi. Eşeğin hızından ciğeri parçalandı. Damarları koptu, birbirinden ayrıldı. Soluk bile alamadan derhal can verdi. Tarihte hiçbir İslam alimi dini anlatırken böyle bir üslup kullanmamış, bu tarz anormal hikayeler anlatmamışlardır. Bu bölümler muhtemelen Mevlana dışında biri tarafından söz konusu kitaplara sonradan eklenmiştir. İslam'ı tahrif etmek, Müslümanları dejenere etmek için bir oyun oynandığı görülmektedir. Bu sebeple İslam'a uygun olmayan bu sapkın anlatımlar bir an önce kitaplardan çıkarılmalı ve bu çirkin ahlakın yayılmasına ortak olunmamalıdır.